Ashes of Creation'ın bu gösteriminde dövüşçü sınıfı tanıtıldı. Dövüşçü sınıfının neredeyse bütün yeteneklerini ve oynanışını gösterdiler. Dövüşçü sınıfı videomuzun ana konusu. Fakat bu seferki gösterimde sadece dövüşçüyü değil yeni ırkı da ilk defa görüyoruz. Renkai, Ashes of Creation'ın orkları da diyebiliriz. Aslında rengini yeşil yaptığımızda gerçekten de orktan bir farkı kalmıyor. Fakat karakter özelleştirmede renk değiştirme seçenekleriyle farklı bir sınıf gibi de duruyor. Genel olarak Renkai oyunun iri abileri diyebiliriz. Her oyunda olan iri yarı sınıflar bu oyunda da var. Gösterimde dövüşçü sınıfı çift elle tutulan uzun bir kılıç kullanıyor. Oyunda bu değişebiliyor mu? Yani 2 adet kılıç kullanabiliyor muyuz ya da farklı silahlar kullanabiliyor muyuz bahsedilmedi. Sınıf hakkında konuşacak çok şey var. O yüzden hızlı bir giriş yapalım. Öncelikle dövüşçü sınıfının manadan ayrı olarak Momentum adı verilen farklı bir enerji barı var. Momentum dolduğunda ve kullanıldığında bazı yeteneklere farklı özellikler veriyor. Benzer sistem oyunun klerik sınıfında da var. Dövüşçü sınıfında bu tarz oynanışı birçok farklı MMO'da görüyoruz. Ashes of Creation'da karakterimiz Momentum'a tamamen bağlı değil. Fakat o dolduğunda ondan ek güç alan bir dövüşçü sınıfı var. Her sınıf gösteriminde olduğu gibi bunda da yetenekleri tek tek gösteriyorlar ve ilk yeteneğimizin adı Blitz. Blitz alışık olduğumuz tarzda bir atılma yeteneği. Seçilen hedefe atılıp hasar veriyor. Aynı zamanda 20 momentum biriktiriyor. Blitz'in rakibin konumuna göre onu takip eden bir yapısı da var. Aslında hemen hemen bütün mobil yetenekler Ashes of Creation'da bu şekilde. Tıpkı gösterildiği gibi hedef yukarıdaysa yeteneğe basıldığında karakter hedefi takip ediyor. Gösterimde yetenek ağacını sürekli açıp değişiklikler yapıyorlar. Örneğin Blitz'e atanan bir özellikle beraber bu yetenek ile rakibi öldürürseniz bekleme süresi sıfırlanıyor. Yetenek ağacı çok detaylı. Burada hepsinden bahsetmeyeceğim ki zaten bahsetsem de değişiklik gösterebilir, yanıltıcı olabilir. Ek olarak yetenek ağacının tamamını bile görmüyoruz. Zaten sınıf sistemi genel olarak çok detaylı. Bahsedilmeyen bir sürü şey var. Başka silahlar, başka yetenekler var. Ayrıca oyunun sınıf sistemi tıpkı Archeage gibi birkaç alt sınıfı birleştirip ortaya ana sınıfı çıkartmak üzerine. Henüz bu halini de göstermediler. O yüzden sadece yeteneklerden bahsedeceğiz. Burdul Cleave. Dövüşçü sınıfının temel alan hasarlı yeteneği. Aynı zamanda sınıfın en sık kullanacağı alan hasar yeteneği de bu. Doldurduğu momentum hasar verdiği rakip sayısına göre artıyor. Maim, koni şeklinde alan hasarlı bir yetenek. Steven yetenek ağacından ek özelliği açtığında daha uzaktan ileriye doğru bir vuruşla gönderiyor. Yani koni şeklinde alan hasarına ek olarak hedefe uzaktan da vurulabiliyor. Battlecry. Battlecry bir buff. İsminden de anlayacağımız gibi tam bir savaş çığlığı. Oyunda sarsma efekti diye bir şey var. Kısa bir anda olsa hedefin durup sallandığını görüyoruz. Battlecry ilk açıldığında etrafta bulunan herkese sarsma efekti uyguluyor. Warwind. Kullanıldığında etrafta dönerek hasar vuruyor. Zaten bir kasırga yeteneği. Ayrıca dönerken karakter yönlendirilebiliyor. Yeteneğe tekrar basıldığında dönüşü erkenden durdurabiliyor. Bu yetenek de alan hasarlı bir yetenek. Dövüşçü sınıfının beklediğimden daha fazla alan hasarlı yeteneği var. Cataclysm. Başka bir alan hasar yeteneği. Hem hasarı yüksek hem de vuruş alanındaki herkese sarsılma uyguluyor. Görsel olarak da dolu bir yetenek. Ayrıca vuruşa hazırlanırken yönü seçebiliyoruz. Rapture. Sonunda tek hedefli bir saldırı. Rapture kullanıldığında hedefe bir debuff uyguluyor. Hedefe atıldığında hedef hareket ettiği her saniye başına 5 yara yükü alıyor. 5 saniye sonra büyük bir hasar alıyor ve biriken her yara yükü için ek hasar çıkarıyor. Overpower. Hedefe hasar vererek sarsılma uygulayan yetenek 10 momentum kazandırıyor. Crippling Blow. Hedefe hasar verip yavaşlatma uygulayan bir yakın vuruş yeteneği. Sarsılmanın yanında ikinci CC etkisi de diyebiliriz. Dikkatimi çekti de dövüşçü sınıfının bu tarz rakibi kitleyen yeteneği çok az. Bu bile sadece yavaşlatıyor. Blood Fusion. Blood Fusion savaşçı sınıfına 6 saniyelik bir buff kazandırıyor. Hasarın %100'ünü can olarak, %50'sini mana olarak geri alıyor. Giden kaynakları kısa süreliğine geri almak için güzel bir yetenek. Lunging Assault. Bu yetenek kullanmak için 15 momentum istiyor. Yani biriken momentumunuz yoksa yeteneği kullanamıyorsunuz. Kullanıldığında ise kısa bir mesafe öne atılarak öndeki hedefe hasar veriyor. Kullanım anında kitle kontrol etkisine de maruz kalmıyorsunuz. Leap Strike. Leap Strike seçilen mesafeye uzaktan zıplayarak alan hasarı veriyor. Alandaki hedefleri 3 saniye boyunca tuzağa düşürüyor. Leap Strike hedefe değil seçilen konuma kullanılabilen bir yetenek. Alanı çok büyük ve mesafe de uzun. Ayrıca yer değiştirmek için de kullanmaya uygun. Duruma göre yüksek bir konuma daha rahat geçebilmek için kullanılabiliyor. Görsel olarak zaten diyecek bir şey yok. Formlar. Savaşçı sınıfının tıpkı Ranger sınıfına benzer formları var. 3 farklı formdan birini seçiyoruz ve seçilen form karaktere bazı özellikler veriyor. Örneğin Celerity formu %2 koşma hızı veriyor. Ferocity %2 saldırı hızı veriyor ve Fluidity sersemletme gibi kötü etkilere karşı karşı %4 direnç veriyor. Ayrıca formlar arası geçişler öyle ezbere yapılamıyor. Form değiştirmek 20 momentum istiyor ve diğer formları da bekleme süresine sokuyor. Exert, savaşçı sınıfının bir patlama yeteneği diyebiliriz. 20 momentum ile kullanılıyor ve aktif olduğunda momentumu tüketmeye başlıyor. %20 oranla saldırı hızı, hareket hızı ve kötü etkilere karşı direnç kazandırıyor. Momentum tamamen tükendiğinde yetenek sona eriyor. 15 adet yetenek bu şekilde gösterildi ve tanıtıldı. Gösterilmeyen başka yetenekler de var. Savaşçı sınıfı olması gerektiği gibi agresif ve hızlı bir sınıf. Steven sürekli karakteri oynamanın çok iyi hissettirdiğini söylüyor. Aslında bunu izleyen bizler de görebiliyoruz. Akıcı bir oynanışı var. Başka oyunlarda da benzer savaşçı sınıfları görüyoruz. Fakat burada henüz daha erken denilebilecek bir aşamada sınıfın bu denli güzel tasarlandığını görmek umut verici. Oyunda gösterilen sınıfların bir çalışma mantığı olsa da gerek yetenek ağacı kısmında gerekse silah kısmında ayrıntılı bir özelleştirme sistemi var. Henüz hala üzerinde çalışılan bir sistem. Sınıfları derinlemesine ayarlamamıza olanak tanıyor. Üzerinde birçok oynama yaparak sınıfımızı kişiselleştirebiliyoruz. Hem PvP hem de PvE için düzenlenebilir bir sürü seçenek var. Yani sınıflar sadece havalı atışlarla doldurulup bırakılmamış. Oyuncunun onlarla her anlamda oynayabilmesine de izin veriliyor. Oyunun ömrü de böyle uzar zaten. Alpha 2'de birçoğu oynanılabilecek ve oyuncuların geri bildirimleriyle çok daha iyi hal alacaktır. Ashes of Creation'da başından bu yana her anlamda bir derinlik oluşturulmaya çalışılıyor. Bu derinlik oyunun bütün sistemlerine işleniyor. Not sisteminde bunu gördük. Arsa olaylarında, açık dünyada, sınıflarda gördük. Kale savaşları, lonca sistemleri ve açık dünya PvP-PK gibi sistemlerde de henüz tanıtılmayan inanılmaz derinlikler hedefliyorlar. Hepsini yaparlar yapamazlar bir şey söyleyemeyiz. Fakat yapmaya çalıştıkları ortada. Yaptıkları kadarını da gösteriyorlar zaten. Dövüşçü sınıfı hakkında daha detaylı konuşmak gerekirse sınıf savaşçı olmanın hakkını hem görsel hem de işlevsel olarak veriyor. Önceki aylarda bir savaşçı oynanışı gösterilmişti. Açıkçası o görseller hiç hoşuma gitmemişti. Vasat ve rahatsız edici görünüyordu. Şu anki haline çok iyi evrilmiş. Öte yandan bir savaşçı olarak çok fazla atılma yeteneği var. Bu benim gözümde eksi puan çünkü devasa online oyunlarda fazla mobil yetenekler karmaşık bir ortam oluşturabiliyor. Tabi Ashes of Creation'da bu durum böyle mi olur yoksa daha düzgün ve anlaşılır mı olur zamanla belli olacak. Umarım karmaşık görsellerle boğulmaz. Çünkü bu oyun özünde bir PvP oyunu olmayı amaçlıyor. Ne kadar PvX deseler de oyunun PvP yanı daha baskın. PvP oyunlarındaysa karmaşık görseller çok da verimli olmuyor. Tabii bunları konuşmak için henüz erken. Fakat sınıf sisteminin derin olmasını sevdim. Böyle olmalı ki oyuncunun seçtiği sınıf 2 haftada sıkıcı hale gelmesin. Dövüşçü sınıfının taktikselliğini de hissedebiliyoruz. Farklı formlarda oynanabilmesi, momentum olayı ve yetenek ağacı ile birlikte halihazırdaki yeteneklere ek özellikler kazanabilmesi onu taktiksel bir sınıf haline getiriyor. Ashes of Creation'da bütün sınıflar bu şekilde dizayn ediliyor. Yani karakterlerin taktiksel altyapılarına da önem veriliyor. Oyunda başka dövüşçü sınıfları da olacaktır. Çift kılıç kullananlar ya da suikastçı gibi dövüşçü sınıfları da tanıtılacaktır. Şimdilik çift el uzun kılıç kullanan saf bir dövüşçü sınıfı gördük. Her sınıf tanıtımında yaptıkları gibi yetenekleri gösterdikten sonra bölgeyi temizlemeye başlıyorlar. Böylece savaşçı sınıfına PvE yaparken bakma şansımız oluyor. Bu sefer goblinlerin bölgesindeyiz. Bölgeyi temizlerken bahsedilen bir şey de çoğu oyunda görmeye alışık olduğumuz çevreye zarar verebilme. Örneğin goblinlerin barınaklarını yıkabiliyoruz. Yani etraftaki bazı yapılar hasar görebilir bir şekilde hazırlanmış. Tabi bunlar özel şeyler değil. Fakat oyunda bahsedilen detayları ufak da olsa söylemek istiyorum. Yoksa bir devasa online oynamanın motivasyonu tabii ki de etrafta zarar verilebilen eşyalar değil. Ama yakışıyor. Yani böyle detaylar oyunun dünyasında güzel duruyor. Unreal Engine 5 gerçeği de var. Zaten her tanıtım tam bir görsel şölen. Goblin bölgesinin girişinde görev alıp ilerlemeye başlıyorlar. Görev içeriği klasik tarz 20 goblin öldür şeklinde. Bütün görevler bu tarz klasik ilerleyişte mi yoksa oyunda derin görevler var mı o benim de merak ettiğim bir şey. 4 kişiden oluşan ekip bölgeyi temizlemeye başlıyor. Tank, şifacı, büyücü ve izlediğimiz dövüşçü sınıfı var. Normal oynanışa geçildiğinde dikkatimi çeken ilk şey dövüşçünün yeteneklerinin uzun bekleme süreleri. Temel vuruşları bile 12-14 saniyelerde geziyor. Oyun içinde mutlaka bekleme sürelerini kısaltabildiğimiz yollar vardır. Fakat genel olarak süreler uzun. Bütün sınıfları görüp ona göre bir değerlendirme yapmak lazım. Oyun Combat'ta bu tarz bir yolu izlemek istiyor olabilir. Büyücü sınıfının da bekleme süreleri uzundu. Ranger biraz daha normal gelmişti. Dövüşçü bu haliyle biraz daha yavaş kalıyor. Tabii denge değişikliklerinin henüz son halini almadığını da belirtelim. Yani gördüklerimiz değişebilir. Gördüğümüz kadarıyla oyunda tank, healer, DPS dengesi güzel çalışıyor. Girdikleri kamplarda healer olmazsa çok zorlanırlar. Tank olmazsa zorlanırlar ve DPS olmazsa da zorlanırlar. Yani devasa online oyunların geleneksel tank, healer, DPS üçlüsü dengeye oturtulmuş. Evet güzel çalışıyor. Sanki oyun bitmiş gibi hissettiriyor. Alışık olduğumuz MMO'larda sınıfların birbirine her anlamda ihtiyaç duyduklarını görürüz. Eğer bir tankınız yoksa kalabalık savaşlara giremezsiniz. Eğer healer'ınız yoksa fazla dayanamazsınız. Eğer DPS'iniz yeterli değilse bir süre hayatta kalsanız bile yeterli hasarı çıkaramadığınız için kaynaklarınızı tüketip ölürsünüz. Ashes of Creation'da bu denge güzel kurulmuş. Gösterimlerde şekilde çalışan halini görüyoruz. PV kısmı her zaman halledilebilir ki zaten kombatta PV tarafında güzel görünüyor. Oyunun kombatı şimdiden övülüyor. Eğlenceli, akıcı ve aksiyon yanı güçlü. Benim asıl merak ettiğim şey PV kısmında neler görürüz. Örneğin parti düzenleri ve sınıflar arası denge konusunda neler yapacaklar? Sınıfların birbirlerine olan ihtiyacı nasıl belirlenecek? Ashes of Creation günümüz MMO'ları gibi fazla efor sarf etmeden her şeyi temizleyebileceğimiz bir oyun olsaydı belki sorduğum soru da anlamsız olurdu. Fakat bu oyun eski MMO'ların yolundan gidiyor. Yani bu oyunda seçtiğimiz sınıfın diğer sınıflarla bağlantısı, dengesi ve onunla yapabileceklerimiz çok daha ince işlenmiş olmalı. Evet, birçok şey olduğu gibi oyun bunu da dolaylı yoldan vaat ediyor aslında. Zaten kitlenin korkularından biri de bu. Fazla vaat, fazla beklentiye sokuyor. Tabii her şey dört dörtlük değil. Vuruş kısmında rahatsız edici bir donma yaşanıyor. Dikkat ederseniz normal vuruşların hemen hepsinde hedefe değdiği anda bir donma oluşuyor. Anlık bir şey var. Sanki vuruş hissiyatıymış gibi ama garip hissettiriyor. Düzeltilecek şeylerden biri de bu olabilir. Diğeri ise arayüz konusu. Aslında arayüz tasarımı çok iyi. Fakat yetenek atışları kısmında bir özelleştirme henüz gösterilmedi. Yani yetenekleri ekranın belli yerlerine sürükleyebilsek, kullanım için özelleştirme yapabilsek güzel olur. Mutlaka özelleştirme olacaktır. Sadece henüz gösterilmedi. Umarım detaylı olur. Dikkatli izlediğimizde görsel hatalar da mevcut. Fakat alfa aşamasında bunlar normal. Rahatsız edici görünse de oyunun şu anki aşamasında hiçbir şeyi ciddi eleştiremiyoruz. Çünkü hemen her şeyin düzeltilme, değiştirilme potansiyeli var. Evet, dövüşçü sınıfını gördük ve izledik. Ben beğendim. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Unutmayın ki Intrepid videolarını kendi kanallarında 4K çözünürlükte yayınlıyor. Yani 4K çözünürlükte bütün bu gördükleriniz çok daha etkileyici. Ayrıca oradaki videoları izleyip oyunun seslerini de dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ses tasarımı konusunda da iyi iş çıkarıyorlar. Oyunda benim en çok merak ettiğim sınıf Summoner. Siz de kendi merak ettiklerinizi yazmayı unutmayın. Konuşacak çok şey olmasına rağmen sonraki videolara saklayıp bu konuyu burada bitirelim. Oyunun sitesine benim referans kodumu kullanarak üye olabilirsiniz. Açıklama kısmında ve ekranda bulabilirsiniz. Discord adresimize de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Our nation is brewing this notion, got battles here on the sand. Will you back me, throw it to my brother on the other land?